Herkese merhaba arkadaşlar. 26 Ekim Pazartesi Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Bursa programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1.30'da start alacak. İkinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 3'te başlamış olacak. Ben yine her iki altılı program ile ilgili yine takip ettiğim, ilk koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar e Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. E Bursa programı gündüz koşacak dediğim gibi birinci koşuyla beraber saat 1.30'da da arkadaşlar birinci altılısı başlamış olacak. Şart 3'te 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe çim yarışında izleyeceğiz. 9 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben özellikle 1 numaralı Makambo'dan etkili bir koşu bekliyorum ki Enver yani Çimşek idaresi start alacak olan Safkan en azından bu tarz grupları da ben kolay kazanmasını beklediğim bir Safkan ama son yarışlarında istenen koşuyu yapamasına rağmen yine müsait bulduğu bir grupta ben etkili koşmasını bekliyorum. 1 numaralı Makambo iyi koşması durumunda çok kolay geçeceği bir grup yakalamış ama dediğim gibi son yarışlarında biraz performansında kısıtlılık var. O yüzden yanına at yazacağız. Özellikle de ben Altman'a Brave King'in önemli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Burak Averbak'la beraber start alacak olan safkanın da son yarışını ölçü almıyorum. Ondan önceki üçüncülüğü çok başarılıydı. Zaten kaliteli bir safkan bu gruba hakimiyet sağlayabilir. Muhakkak değerlendirilmeli. Son olarak da Son yarışlarını beğendiğim 3 numaralı Volagehof olacak ki Fırat Arslan'la beraber ki Fırat da oldukça formda son zamanlarda. Bu safkanların yine iyi bir koşu bekliyorum. Özellikle 1 numaralı makambo diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 3 ve 6 numaralı safkanlardan etkili güzel bir koşu gelecektir gün ilk ayağı için. Gün ikinci yana geldiğimizde ise midim bir koşu koşacak. 3 yaşta İngilizleri 1500 metre mesafe içinde izleyeceğiz. 11 tane safkanın start alacağı bu koşuda yine zevkli geçmeye aday koşularından biri. E, buradaki birçok safkan bekleten çok altında kalmış safkanlar ki bunlardan ilk arkadaşlar bir numaralı Bartu Efe. Önemli bir safkan aslında ama dediğim gibi beklenti yazık ki karşılayamadı. Selim İpek'le beraber start alacak olan bu safkandan iyi bir koşu gelecektir. Bence muhakkak değerlendirilmeli. Rakibi noktasında önemli bir e, Luxor temsil olduğunu düşündüğüm Altınolu Bahariko ki Mahmut Turan'la beraber start alıyor. Yarış hayatına başladı dönemde etkili yarışlar yapıyordu ama son yarışlarında beklerinin çok altında koşuyor Safkan. Bence kalitesini henüz ortaya koyamamış Safkanlardan biri. En az kendisi kadar şanslı olduğu Ekürüsü ile beraber start alacak olan bu Safkanların da yine etkili bir koşu gelecektir diyorum. İlk şans Safkan 1 numaralı Bartu Efe rakibi noktasında Ekürülerden özellikle 6 diyorum arkadaşlar. Yine Ekürüsü 3 numaralı Safkanların da İyi bir koşu gelecektir. Hatta bu ayak için yerimiz varsa 5 numaralı Wolfson Wolf, Wolf e yine 8 numaralı Cahide Sultan yine rakip noktasında sürpriz arama noktasında arkadaşlar değerlendirilebilecek safkanlar olarak gözüküyor. Günün 3. koşusu aynı zamanda 7'li Palasen'in başlangıç ayağına uçacak olan bu koşu. Şart düş koşacak ki dişilere ait yamak bir aprantilerin koşacağı bu koşu için 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 7 tane safkanın start alacağı bu grup için her ne kadar ağır kilo olsa da 1 numaralı Ayza arkadaşlar. Önemli bir safkan Enver Çimşek ile beraber ihmal edilmemeli. İlk şans safkan konumunda değerlendirilmeli. Bu safkanın kötü koşması durumunda 6 numaralı Lady Maya'dan ben enteresan bir koşu bekliyorum. Berkan Çığla ilerisinde start alacak olan Safgan'ın son ikinciliği oldukça başarılıydı. Uygun da bir kilo ile start alıyor. Bu kilo avantajını kullanacağını düşündüğüm Safgan'dan iyi bir koşu. Gel gelmesini bekliyorum. Daha sonrasında 2 numaralı gül pembe ve 3 numaralı wind power yine arkadaşlar geniş kuponlarda şans vermek doğru olacaktır. Dediğim gibi 1 numaralı Ayza öncelikli rakibinin 6 olduğunu düşünüyorum. Lady Maya'dan iyi bir koşu bekliyorum. Daha sonrasında 2 ve 3 numaralı safkanlardan da etkili güzel bir koşu gelecektir günün bu bayağında. Günün 4. koşusu aynı zamanda 2. altının da başlangıç ayarlı oluşacak olan bu koşu handikap 16 koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe kumda izleyeceğiz 9 tane safkan start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Özellikle ağır kilosuna rağmen çok beğendiğim bir safkan olan özellikle bu mesafeleri çok iyi koşan bir numaralı Ayırman Erhan Yavuz'la beraber ki Erhan'la beraber de oldukça uyum sağlayan bu ikiliden etkili bir koşu gelecektir. Hatta mesafesinde koşan Safkan'ın kilodan etkilenmemesi durumunda kazanmaya da en yakın Safkan olduğunu düşünüyorum ki burada önemli bir rakibim var. Bu da 4 numaralı Zdraves olacak. Çok uygun kilo start alıyor. Nevzat Avcı dairesinde son yarışında yine buna benzer mesafede etkili bir koşu yapmıştı. Safkan kolay kazanmıştı. Etkili formunu koruduğunu düşündüğüm Safkan'dan yine iyi bir koşu gelecektir. 1 ile 4 numaralı Safkanlar günün ilk ayı için arkadaşlar. Ben de öncelikle bu iki safkanı Muhakkak bu bulunduracağım. Yeri Mursi yine 3 numaralı Fıstın Famus'u da yine Kadir'le beraber yazmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi 1 ile 4 numaralı Safkanlar gün ilk ayağında arkadaşlar. Ben de çok öncelikle Günün arkadaşlar ikinci ayağına geldiğimizde ise midim koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe çim yarışında izleyeceğiz. 11 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. Zaten bu Safkan'ı kuponuma yalnız bırakacağım. Bu da 2 numaralı Kairos olacak. Önemli bir Smart Robin yavrusu olan Safkan etkili bir performansı var. Özellikle son yarışlarında etkili yarışlar yapıyor. Bugün için de bence çok müsait bir grup yakalamış. Bu grubu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Safkan'ın Onur Atmaca idaresindeki son iki yarışında üzerindeydi Safkan'ın. Safkan aynı zamanda bir startı çekmiş. Her şey lehine gibi gözüküyor. Bugün için kolay bulacağı bir bu grubu. Ben kolay kazanacağını düşünüyorum. Günün ikinci ayağında arkadaşlar iki numaralı Kayros'un Onur ile beraber geçilmeyeceğini kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Günün altıncı koşusu günün üçüncü ay arkadaşlar aynı zamanda şartlı 5 bir koşu olacak. dörtlü yukarı Arapları 1500 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz. 9 tane Safkan'ı start alacağı koşu günün en zevkli geçmeye aday koşularından biri. Ben özellikle 800 numaralı Poyraz yerinden önemli bir koşu bekliyorum. Masum Demirbaş'ta beraber start alacak olan Safkan'ın hazırlıklarını oldukça tatminkar gördüm ki Safkan'ın 100 günlük yani 3 aylık bir arası var. Ben iyi ellerde bakılan Safkan'dan dişlik yarışı yapacağı bir koşuyu kazanmasını bekliyorum. 8 numaralı Power bende en şanslı safkan konumunda. Rakibi noktasında 3 numaralı Kutup çok iyi bir form yakaladı. Muhakkak değerlendirilmeli. 4 numaralı Es Anadolu ki son yarışını çok kazanmasını beklediğim bir safkandı. Beklentim biraz altında koşsa da Galatasaray'ın safkanı ihmal etmemek gerek diye düşünüyorum. 8 numaralı Power önceliğim daha sonrasında 3 ve 4 numaralı safkanlardan günün bu ayağında arkadaşlar etkili bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Günün arkadaşlar 4. ayağına geldiğimizde ise kısa var. Hadi 7'de 3 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 9 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için grubun kaliteli ismi son yarışında çok gösterişli kazanan 1 numaralı Hosli Önemli bir safkan ilerlemiş yaşına rağmen önemli yarışlar yapıyor ki Mahsun Demirbaş idaresinde bende en şanslı safkan konumundaki. Bu safkanın kötü koşması durumunda 8 numaralı Wanted'ın önde çok boş kalması durumunda Gökhan Gökçe idaresinde etkili koşacaktır muhakkak değerlendirilmeli. Son olarak da 4 numaralı Lupo 10 arkadaşlar Ayhan Kurşun'la beraber start alacak olan bu safkanın da hazırlıklarını tatminkar gördüm sevdiği mesafede start alan Safkan'ın bu gruba söz sahibi olma şansının olduğunu düşünüyorum. Ayhan Kurşun'la beraber şanslı Safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır. Özellikle bir daha sonrasında 4 ve 8 numaralı safkanları günün bayağında arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar olacak. Varsa yine tuttuğunuz safkanlar günün boyu için değerlendirmeye çalışalım. Günün 5. ayağı şartlı bir, bir koşu, satış bir koşusu koşacak ki 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 9 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu için istikrarsız şu ana kadar hemen hemen hiçbir yarışında varlık gösteremeyen safkanların bir araya geldiği bir grup. Burada önemli bir safkan var aslında bu da 5 tona Strom Ross bu safkan Tolga ile beraber etkili koşabilir ki en azından bu gruba nazaran biraz daha ayakta durabilen bir safkan konumunda gözüküyor. Bence ihmal edilmemeli. Yine 4 numara e, belli bir dönemler önemli önemli e, AGF safkanı ama istenen koşu hiçbir zaman koşamadı. Mahmut Turan idaresinde yine şans verilebilir. Ve Kurtelek ait olan bir numaralı Sugarman İbrahim Halik Etme idaresinde muhakkak değerlendirilmeli. Son olarak da 3 numara Dağların Dansı Fırat Aslan'la beraber ben sürpriz şansının olduğunu düşünüyorum. Özellikle 5 arkadaşlar daha sonrasında 4 ve 1 numaralı safganları şanslı görüyorum. Sürpriz arama noktasında da 3 numaralı safgandan iyi bir koşu gelecektir diyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu koşacak. Dişilere ait 4 yukarı Arapları 1400 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz ki günün en kalabalık koşusu arkadaşlar 20 tane safkanın start aldığı bir koşu olacak. Kendini bulan safkan 5 numaralı uçan abla önde boş kaldığında ne kadar yetenekli bir safkan olduğunu gösteriyor ki Burak Avarbek'le beraber oldukça iyi bir uyum sağlayan bu ikiliden Yine etkili, yine güzel bir koşu gelecektir. Son iki yarışını çok kolay kazanan Safgan'dan yine belki de kolay bir birincilik gelebilir arkadaşlar. Burak Ağırbak idaresinde 5 numaranın uçan abla ihmal edilmemeli ki. Bugün için önü rahatsız edecek Safkan çok arkadaşlar. Özellikle yine 1 numaralı Malakka. Ben bu Safgan'dan da iyi bir koşu bekliyorum. Önemli bir Kajber temsi olan Safgan'ın son yarışı oldukça başarılıydı. Ekürilerden 4 numaralı Calibe Tay, Nevzat Avcı ile beraber ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. Yine 6 numaralı İsmail Ryan son yarışını çok beğendim. Gökhan Gökçe idaresinde şanslı olacaktır. Son olarak da arkadaşlar grubun. 18 numaralı safkan olan yeşil gözlü ırmaktan bahsedeceğim. Bu safkandan da ben yine son iki ikinciliğinden etkili yarışlar gördüm. Güzel bir black so yavrusu olan bu safkanın da yine etkili bir koşu yapmasını bekliyorum günün bu son için. Arkadaşlar benim... E, Bursa programıyla ilgili yorumlarım bu şekilde Varsine takip ettiğiniz zatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.